Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Akidede son dersimiz. Bu derste, yani bu dersteki mevzular, bir tanesi Enbiya'nın derecesine hiçbir evliya ulaşamaz. Tabi İslam tarihinde bu konu aslında ulema arasında, Müslümanlar arasında ihtilafa medar olmuş bir konu değil. Fakat dışarıdan yöneltilen ithamlar, zındıkların müdahaleleri neticesinde böyle kopuşlar olmuş. O kopuşlarda bazı zındıklar devrede olduğu gibi sufiler de, müstakim sufiler de zan altında kalmışlar. İmam Tahavi rahmetullahi aleyh işte burada o konuyu tahlil ediyor. Diyor ki yani hiçbir veli, hiçbir nebinin derecesine ulaşamaz. Neden ulaşamaz? Çünkü yani Allah Teala onları bütün alemlere üstün kılmıştır. وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَم۪ينَ وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَم۪ينَ Enbiya'yı, peygamberleri anlatıyor. Sonra وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا yani وَكُلَّنْ مِنْهُمْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَم۪ينَ O peygamberleri bütün alemlere üstün kıldık. Neyle? بِالنُّبُوَّتِ Yani risalete, nübüvvete muhatap olmaları cihetiyle peygamberler bütün insanlardan, ki evliyalar da bunun içinde, onlardan daha üstün. Peki şimdi ibareye bakalım, sonra meseleyi tahlil edelim. وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ Evliyadan hiçbirini hiçbir nebi üzerine taftil etmeyiz, üstün kabul etmeyiz. Neden? Çünkü ayet-i kerime ve kullen faddalna alel alemin En'am suresindeki bu ayet-i kerime bu tür ithamları, bakış açılarını reddeder. Yani Müslümansanız herkesten daha âli, herkesten daha üstün peygamberleri kabul edeceksiniz. 138. sayfa En'am suresi 86. ayet-i kerime sayfanın ortasında وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَم۪ينَ Yani yukarıdan aşağıya peygamberleri anlatıyor. Sonra وَكُلَّنْ yani وَكُلَّنْ مِنْهُمْ مِنَ الْاَنْبِيَا وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَم۪ينَ Bütün alemlere, o da neyledir bu üstünlük? بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ Peki وَنَقُولُ diyoruz ki نَبِيٌ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌ وَاحِدٌ tek bir tane nebi اَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْاَوْلِيَاءِ bütün evliyalardan, evliyaların tamamından daha üstündür bir tane nebi. Neden? Çünkü Allah'ın Resulüdür. İnsanlar Allah'la irtibatı kim vasıtasıyla kurarlar? Peygamberler vasıtasıyla kurarlar, değil mi? اللّٰهُ يَصْطَف۪ي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ Hem meleklerden hem de insanlardan elçiler, peygamberler seçer. O peygamberler vasıtasıyla insanlar Rableriyle, Rablerinin talimatlarıyla irtibat kurarlar. O halde bütün veliler bir peygambere müsavi, denk olamaz. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ Şimdi efendim velilerin kerametlerine inanacak, ondan bahsedecek. Ama burada şunu söyleyelim. Efendim bu Vahabi şerlerine baktığınız zaman Akidetü Tahavi üzerine, Tahaviye üzerine yazılan Vahabi şerlerine baktığınız zaman efendim bunların tamamında hep bu bahiste İbn Arabi'ye bir hücum var. Yani İbn Arabi'nin söylediği, onlar tarafından savunulan, iddia edilen bir söz. Nedir o söz? İşte Hatemul Evliya, Hatemul Enbiya'dan daha üstündür. Bu bir vehim var. Bu vehim üzerine fırtınalar koparıyorlar. İbn Arabi'yi tekfir ediyorlar. Baktığınız zaman onlara ait bütün şerhlerde bu bahiste bu mevzu var. Peki İbn Arabi ne zaman vefat ediyor? 638'de. İmam Tahavi ne zaman vefat ediyor? 321'de. Arada kaç asır var? 638, 321, değil mi? 3 asır var.
O halde İmam Tahavi İbn Arabi'yi kastetmiş olabilir mi bu ifadelerle? Peki kimi kastediyor İmam Tahavi? Zındıklar var, tasavvufa girmeye çalışıyorlar. Onlar Hazreti Hızır Aleyhisselam'la ya da Hadır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam arasındaki o muhavereyi bahse medar ediyorlar. Onun üzerinden yürüyorlar. Diyorlar ki bak burada Hızır Aleyhisselam işte Musa Aleyhisselam'dan daha önde duruyor. Peki meselenin aslı ne? Fethül Bari'ye baktığınız zaman Buhari şerhine İbn Hacer rahmetullahi aleyh meseleyi tafsil ediyor. Diyor ki yani hadis-i şerif zaten öyle. İşte Musa Aleyhisselam o kendini bütün insanlardan daha alim görüyor ki ben peygamberim. O halde ben bütün insanlardan daha öndeyim. Böyle görüyor. Cenab-ı Hak sonra ona git diyor. Hızır Aleyhisselam'ı bulmasın ona emrediyor. O da ne diyor? İşte benimle arkadaşlık yapamazsın. İnneke len testadiya ma ya sabra. Benimle yürüyemezsin, sabredemezsin. Tahammülün buna yetmez diyor. İşte seyahati var. 3 tane bahis var. Şimdi Hızır Aleyhisselam nedir? Nebi olabilir değil mi? Nebi olabilir. Nebi olsa bile kim daha üstündür? Hazreti Musa üstündür. Neden Musa üstündür? Çünkü kâle ya Musa inni istafaytuke alennâsi bir risâlâti ve bi kelâmi. Yani risaletle bir de Cenab-ı Hakk'a konuşması hasebiyle Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'dan da diğerlerinden daha üstün. Çünkü lazım peygamberlerinden, şeriat sahibi. Ama belli konular var ki o belli konularda Cenab-ı Hak Hazreti Hadır Aleyhisselam'a belli malumat vermiş ki Musa Aleyhisselam kendi şeriatıyla amel ettiğinde onları bilmiyor ya da Allah Teala bildirmeyince hiçbir peygamber de bilemez. Mimar Sinan camiyi yapıyor. Peki orada nakışlar var. O nakış ustaları var. Nakış ustaları mı nakşı daha iyi bilir yoksa Mimar Sinan mı? Hangisi? Nakış ustası daha iyi bilir. Peki şimdi siz o nakış ustası cami mimarisinde Mimar Sinan'dan daha öndedir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Onun o nakışları da kime dahildir? Mimar Sinan'a dahildir. Çünkü onun eseri üzerinde yapılır bunlar. Ama Sinan onlar kadar nakışı bilmez. Dolayısıyla Hazreti Hadır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam devrinde yaşaması hasebiyle müstakil bir şeriatı olmaması hasebiyle Hazreti Musa'ya zaten tabidir. Onun şeriatına tabi. Ama Allah Teala gayba dair 3 tane bahis var ya da belli konular. Onları Musa Aleyhisselam'a açmıyor. Ez cümle kardeşim. Hadır Aleyhisselam ya da Hadır Aleyhisselam Nebi ise Hazreti Musa Resul. Resul olması cihetiyle ondan üstün. Peki veli ise Hazreti Hıdır zaten üstün. Ama zındıklardan bir taife çıkıp onlar ne demişler? Bak işte peygamber zahirle amel ediyor. Bir de sufiler var. Kendi o zındıklar kendilerini kastediyorlar. Biz ibadetle belli bir noktaya geliriz, yükseliriz. Artık bizden şeriat düşer. Oradan ötesine peygamberler bile gelemez. Bu tür iddialar var. İşte İmam Tahavi rahmetullahi aleyh onları reddediyor. Yoksa İbn Arabi ondan 3 asır sonra gelecek. Yani onu kastederek konuşma imkan ve ihtimali olabilir mi? Elbette olamaz. Kendi dönemindeki zındıkları reddediyor. Ama bunlar bu Vahabiler, ulemayı cehaletle itham edenler bu kadar echeldir. Yahu kardeşim git bir İbn Arabi'nin doğduğu tarihe bak. Vefat ettiği tarihe bak, bir de İmam Tahavi'ye bak. Yani nerede yaşıyorsun ya? Biraz ehli insaf ol. Eğer eline kitap alıyorsan, faille mef'ulü birbirine ayırabiliyorsan, el insafu hayrul evsaf. Peki o halde kardeşim, peygamberden hiçbir veli üstün olamaz. Hiçbir veli, nebi de üstün olamaz. Çünkü veli nasıl veli olur? Eğer peygamberin şeriatıyla amel ediyorsa veli olabilir. Yoksa nedir? Şeytandır. Kim diyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla amel etmiyor? Baktın ki birisi şeyhim diyor, kafasına şapka koymuş. Adam şeyhim diyor, kadınlarla oturuyor, muhabbet ediyor. Adam şeyhim diyor, kadına elini öptürüyor. Şeytandır. Olur mu?
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe annemiz kadınlarla biatını bize anlatırken ne buyuruyor? La vallahi ma messet yedun nebiyyi yeden mra'atin. Allah'a yemin olsun ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eli hiçbir kadının eline değmedi. Var mı ötesinde bir hareket? Kim yapabilir ya? Veli, velayet makamına nasıl gelecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına ittiba ederek. Dolayısıyla yani çocuklukta muhabbetiniz olabilir belli yerlere. Ama Allah Teala bizi bu dini yaşamakla sorumlu kılmıştır. Biz her şeyden önce buna memuruz, bununla sorumluyuz, bununla mükellefiz. Eğer bir yerde yanlış görüyorsak, hocamız, babamız, kimse söyleyeceğiz kardeşim. Yani onu da cehenneme götürecek. Git de ki bak, yani şurada şu bidatlar var, şu haramlar var, şu yanlışlar var. Bunları söyleyeceğiz. Peki o halde şimdi İbn-i Teymiye'ye gelelim. İbn-i Teymiye bu kitap hepsi var da tabii onları getiremedim buraya. Şimdi Furkan İbn-i Teymiye'nin. Efendim beyne evliyai rahmani ve evliyai şeytan. Şimdi Furkan'ında diyor ki efendim İbn-i Arabi ve onun gibi olanlar bu ifadeleri söylüyorlar. Hatemul evliya, hatemul enbiya'dan daha öndedir diyorlar. Şimdi bu ifadeleri kullanıyor. Yani el evliya afdalu min hatemil enbiya'i. Böyle diyorlar. Sonra da işte birkaç sayfa ileride diyor ki fe inne kufra haulai a'damu min kufril yahudi ve nasara bel ve müşrikil arab. Şimdi bunların küfrü diyor a'damu min kufril yahudi ve nasara bel ve müşrikil arab. Yani Yahudilerin, Hristiyanların hatta diyor müşriklerin küfründen bile daha büyüktür bunların küfrü. Peki efendim İbn Arabi, şimdi bu da Futuhat-ı Mekkiyesi İbn Arabi'nin. Şimdi açıyorsunuz, o da ne diyor? Ya yok böyle bir şey diyor. Biz peygamberlerin makamına ulaşabilir miyiz? Fe keyfe netekellemu fi makamin lem nasil ileyh diyor. Nasıl biz ulaşmadığımız, gitmediğimiz, tatmadığımız, görmediğimiz bir makam hakkında konuşabiliriz? Bizim diyor velayette birisinin ulaşabileceği en son nokta nübüvvetin basamağı bile olamaz diyor. Nübüvvetin ilk basamağı olamaz. Neresi? Velayetin en son noktası. Ya öyle diyor kendi kitabında Futuhat-ı Mekke'l Futuhatul Mekki'yi işte onun. Peki efendim o zaman şimdi neden İbn-i Teymiye bunları söylüyor? Burada şu var. Ya İbn-i Teymiye geliyorlar efendim El Futuhatul Mekki'yi okumadan diyorlar ki işte İbn Arabi diye birisi var. Şunları şunları söylüyor. İbn Teymiye de yani onların sözünden hareketle diyor ki bu zındıktır, kafirdir. Bunun küfrü Yahudilerin, Hristiyanların hatta müşriklerin küfründen daha ileri. Bütün Vahabiler söylüyorum bak. Bütün Vahabiler en ecel adamlardır. Bilmez, okumaz. Okumadan iftira ediyorlar. Okumadan adama kafir diyorlar. İslam'ın dışına itiyorlar. Bu kadar olur mu ya? Evet, İbn Arabi'nin hataları vardır. Yanlışları vardır. Ama İmam Rabbani Hazretleri gibi insaf zaviyesinden konuşuyor. İnsaf. İnsafla diyor ki evet, bak şurada hatam var, şurada hatam var. O hataları İmam Rabbani Hazretleri ilmiyle, irfanıyla tahlil ediyor. Yani bir kısmını çözüyor. Yani İbn-i Teymiye'nin bunları anlayamaması gibi bir yani iddiada bulunmamız doğru olmaz. Tabii ki anlar yani İbn-i Teymiye netice itibariyle ilmi olan birisi. Biz onu yani cahil birisidir demiyoruz. Yani ilim sahibi bir şeyler biliyor. Bir şeyler biliyor ama büyüttükleri kadar değil kardeşim bak. Kitabında okudum size işte kendi kitabı İbn-i Arabi de kendi kitabında ne diyor? Bununla alakalı İbn-i Arabi Müdafası diye inkişafta yazmış olduğum bir makale vardı. Ona bakabilirsiniz. Peki efendim baktığınız zaman Mevlana ile alakalı başka diğer velilerle alakalı bu tür ifadeleri görebilirsiniz. Ben müteşeyyihleri kastetmiyorum. Yani İbn-i Arabi'yi de
Hani hatasız birisidir, böyle bir iddiam da yok. Olmaz, olamaz zaten. İbn Arabi'nin o kendi özel hallerinde söylediği bir takım hatalar var. Onları kabul ediyorum. Ama adam diyor ki yani benim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittibadan başka bir derdim, davam olamaz diyor. O halde gidiyor bir yere, orada sufiler konuşuyorlar. Velayet, nübüvvet bahisleri. Ne konuşuyorsunuz diyor ya? Velayet, nübüvvetin yanında bir kıymet ifade edebilir mi? Veli, nebiye bağlı olduğu müddetçe bir mana kazanır, bir hüküm kazanır diyor. Futuhatta diyor. Diğerlerinde aynı ve benzer ifadeleri var. Şimdi bu zındıklar çalışmışlar tabii. Belki İbn-i Teymiye'ye giden de bir zındıktır. Ne yapıyorlar? İşte Firu Zebadi diyor ki yani benim hakkımda da Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hakkında bir takım iftiralarda bulunduğuma dair dedikodalar oluşturuyorlar. Hatta bana kitap isnat ediyorlar. Kim diyor? Firu Zebadi. Baktım ki diyor Ebu Hayyat bana bir reddiye yazmış gönderdi. Reddiyede yani benim adıma uydurulan bir kitap var. Onun adıyla Ebu Hanife'ye söylüyorlar Firu Zebadi adına. Sonra Ebu Hayyat'a gönderdim, dedim ki bak yani ben Ebu Hanife'yi anlatan, ilmini, irfanını, insanların, ehli ilmin önüne çıkaran, onu öven yani, övmek derken ilmi derinliğinden bahseden bir eser yazdım. Ben Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi bu ifadelerle tenkit edebilir miyim? Ahmet bin Hanbel ölürken zındıklar geliyorlar, yastığının altına bir kağıt koyuyorlar. O kağıdın içinde bozuk ifadeler var. Yani adamı küfre götürecek ifadeler var. Sanki Ahmet bin Hanbel'in söylemek isteyip de söyleyemediği, vasiyet olarak geride bıraktığı ifadeler yastığın altına koyuyorlar. Ya bu Ahmet bin Hanbel kim kardeşim? Kırbaç yerken "Atuni şey'en min kitabillah." Bana Allah'ın kitabından delil getirin, sizin yalanlarınızı kabul edeyim diyen, kırbaç yediği halde haktan hakikatten dönmeyen alimin adı değil mi Ahmet bin Hanbel? Böyle birisi yastığının altına koyar mı? Yani bu kimden korkar? Allah'tan başka kimden korkar? Eğer korksaydı, korkusu olsaydı Abbasilere teslim olurdu. O kırbaçları yemezdi. Tabii ki yani talebe biliyor ki hocamız bize evet kitapları bıraktı ama bizim hakemimiz var. Nedir o? Allah Teala'nın kitabıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyyesidir. Yani bütün tekkelerin bu ikisini esas kabul etme mecburiyeti var. Efendim yalan yanlış şu bu olmaz. Ben bir tekkeye gitmiştim, bir yerde götürdüler beni. Hatta bu Mahmut kardeşimle gittim. Baktım ki bir kameraman kadın önde gözü kaşı boyalı oturuyor. Dedim Mahmut kardeşime birazdan da kalkalım. Yaşlı, çok yaşlı. Belki 90 yaşında var. Ya orada gözü kaşı boyalı tekkede orada böyle bir kameraman şeyhin yanında oturur, milletin önünde böyle bir muhabbet olur mu kardeşim? He? Yani ve izâ se'eltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâi hicâb diyor Kur'an-ı Hakim, değil mi? Yani siz onlardan anneleriniz ennebiyyü evlâ bil mu'minîne ve ezvâc ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhum mâtuhum. Efendimizin eşleri bizim annelerimiz ama buna rağmen onlardan bir şey istediğiniz zaman ve izâ se'eltumûhunne metâ'an فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ. Perdenin arkasından isteyin diyor. Annelerimiz onlar. Onlarla Müslümanların evlenmeleri haramdı. Allah Resulü'nden sonra bile. Ama buna rağmen yani ümmetin kadınlarına, kızlarına mahremiyeti bu ev öğretecek. Bu ev. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın evi. Onun için o evde o hassasiyet var. Şimdi yani siz gideceksiniz bir yere. Efendim el öptürecek vesaire oturacak. Yani o da yanlış ama bu Vahabilerin dedikleri külliyen yanlış. Külliyen yanlış. O halde kardeşim tasavvuf vardır, haktır, hakikattir. Onlar büyük adamlardır. Hem ilim hem irfan sahipleridir. Dolayısıyla İmam Rabbani gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi, Abdülkadir-i Cilani gibi onlar büyük adamlardır. Elhamdülillah biz onların büyük olduklarını eserleriyle şehadet ediyoruz. Bu dünyada
şehadetimiz var. İbn-i Teymiye de bir ilim adamıydı. Öyle büyüttükleri kadar hiç olamayacak bir adamdır. Şimdi bakıyorum oradan biraz alıyorlar, şuradan biraz alıyorlar. Sürekli İbn-i Teymiye adına kitap çıkarıyorlar. Yani koysam böyle epey olur. Aynı kitaplar. Zaten tekrar fetvası var mecmu. İçi tekrar dolu. Efendim sonra muhakkik değil. Hatibul Leyl. Geleni geldiği gibi alıyor. Şimdi İbn-i Arabi ile alakalı konuşuyorsun. Ben İbn-i Arabi'nin sözü, kitabındaki sözünü mü esas alayım? Yoksa İbn-i Teymiye'nin kendi kitabında ona dair söylediğin hangisini? İlim ahlakı neyi emreder? İbn-i bunun kendi kitabında ne dediğini oradan kitabından öğreneceksiniz. Yani şunu da söyleyeyim, bu bahsi kapatmış olalım. Efendim İmam Şahrani rahmetullahi aleyh mesela şu kitap bu Levâkihul Envar Futuhat-ı Mekkiye'nin ihtisarı gibidir. Yani bir anlamda onun ihtisarı gibidir. Bunun çok İbn-i Arabi üzerine eserleri var. İmam Şahrani rahmetullahi aleyhin. İmam Şahrani diyor ki El-Yevâkid'i var bunun. Tek ciltlik bir kitap. El-Yevâkid'in ilk sayfalarında yani başlarında Mağribiye diyor gittim bu kitabı ihtisar ederken El-Futuhatul Mekke'yi ihtisar ederken baktım ki içinde şeriata uymayan ifadeler var. Ne yapacaksın? İbn-i Arabi söylese bile eleştireceksin kardeşim. Öyle değil mi? Ne diyeceksin? İbn-i Arabi tamam sen ilim adamısın ama bunlar Allah'ın kitabına, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına uymaz. Kim söylerse söylesin kabul edemeyiz. Ne diyordu bizim imamlarımız? İza sahhal hadisu fehuve mezhebi. Yolumuz Allah Resulü'nün yolu. İbn Arabi de söylese, İbn Teymiye de söylese, Ebu Hanife de söylese ki Ebu Hanife asla bilerek Allah Resulü'ne muhalefet etmez. Ama insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih bir hadisine ulaşamayıp da Efendimiz'e muhalefeti anlamadan ondan sadır olduysa o zaten ne diyor sana? İzâ sahhal hadîsû fehuve mezhebî. Eğer ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fetvamla muhalefet ettiysem at benim sözümü Allah Resulü'nün sözünü al. La yahillu li ahadin en yuftiye hatta ya'leme min ayne kulna. Yani bizim fetvalarımızla amel edenler bizim hangi delillere dayandığımızı öğrensinler. Yoksa bizim fetvalarımızı nakletmek onlara helal olmaz diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. İşte İmam Şahrani Mağribi'ye gittim. Dedim ki şuralar uymuyor. O bana müellif nushasını gösterdi. Şimdi öyle diyorlar. Müellif nushası yani İbn Arabi'nin bizzat kendi eliyle yazdığı futuhatın nushasını gösterdi. Baktım ki futuhatta asıl nushada müellif nushasında benim altını çizdiğim ibareler yok. O halde nedir bunlar? Eskiden matbaa yoktu. Yani İbn Arabi bu kitabı yazınca efendim hadi bakalım falan matbaa ile anlaştım. Tabii kaç bu bendeki 9 daha farklı ciltleri de var. Efendim götürüp bu kadar kitabı falan matbaa bastım, matbaa yok. Böyle bir imkan yok. Ya çoğaltıyorlar. İşte zındıklar da bu işlerle uğraşıyorlar. Zındıklar, kafirler İslam'ı yıkmak, çökertmek için bakıyorlar ki hangi alim işe yarar, hangisi bir mecra açar, onun kitaplarına başlarına sarık koyuyorlar, cübbe giyiyorlar. Efendim biz diyorlar kitap yazıyoruz, çoğaltıyoruz, alıyorlar, satıyorlar tabii, yazıyorlar, satıyorlar. Hemen bunların içerisine küfür ifadelerini koyuyorlar. Dolayısıyla bir alimle alakalı bir eseri tahkik ederken mutlaka ihtilaf yoksa birkaç nusaya. Ama o alim hakkında bir takım ifadeler söyleniyorsa efendim mutlaka müellif nusasına ulaşmalı. Eğer ulaşamadıysak farklı bölgelerden yani bir tane Hindistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den, İstanbul'dan farklı yerlerden farklı yazmaları alıp onlarla mukayese etmeli. Belki bahsetmiştim. Fıkhül Ekber'i biz burada okurken hem onunla alakalı da bir yazı yazmıştım. Şimdi ondan fazla nüshalarını aldım Fıkhül Ekber'in.
Orada Fıkhül Ekber'de, El-Fıkhül Ekber'de yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe isnat edilen bir ibare var. Nedir o? Mata alel küfri. Allah Resulü aleyhisselam'ın ebeveyni küfür üzere öldü. Şimdi nushaları alıyorsun, koyuyorsun, bakıyorsun ki bir tanesi daha eski. Orada ne var? Mata alel küfri. Küfür üzere ölmediler. Mata alel küfri. Ama oradan müstensi bir ma'yı hasfedince yazarken ne oldu? Küfür üzere öldüler gibi bir mana ortaya çıktı. Bak ne kadar değişiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ebeveyniyle alakalı ki tabii bu hususa ilk olarak kim dikkat çekiyor? Allame Kevserimiz. Öyle. Allame Kevseri rahmetullahi aleyh Muhammed Zahid Kevseri bu hususa dikkat çekiyor. Evet efendim. Şimdi tekrar edersek biz İbn-i Teymiye'yi de bir ilim adamı kabul ederiz ama pek çok hatası olan bir adam. Yani öyle bahsettikleri gibi Şeyhül İslam, Allame nerede ya? Kesinler anlasınlar bakalım ha bu kitaplardaki böyle duyarak yazan ifadeleri anlasınlar. Ben bununla İbn-i Teymiye'nin alim olmadığını söylemiyorum. Ama herkesi yerine koymak lazım kardeşim. Yani şimdi bugün kalkıyor birisi, efendim ben Selefiyim diyor. Yani kardeşim İbni Hacer gibi bir adam Buhari'yi şerh etmiş, hadiste üzerine çıkan adam yok. Hangi mezhepten? Şafi değil mi? Subkiler, hadiste o kadar derinleşmişler. İbni Hacer Mekki o kadar derinleşmiş, Ayni o kadar derinleşmiş. Hatta hadis imamları ya bunların hepsinin mezhebi yok mu kardeşim? Sen kim oluyorsun ya? İki tane hadis okudun, sağın solun bilmezsin, oradan buradan haberin yok, kalkıyorsun ya bir İbni Hacer'e bak, bak ona bak. İmam Nevevi'ye bak, bak İmam Şafii onun mezhebinden çıkıyor mu dışarıya bak. Kendine gel ya. İmam Nevevi kadar var mı bu Vehhabi taifesi içinde? Hepsini toplasan, alsan Useymin'ini, Binbaz'ını, Elbanisini, İbni Canbaz'ını vesairesini. Hepsini üst üste koysan Nevevi'nin kabına gelir mi? Gelmez. Bunu onlar da söyler. İbni Hacer'in ayağına gelir mi? Gelmez. Onlar da söylüyor. Bak İbni Hacer'in mezhebi var işte. İmam Nevevi'nin mezhebi var işte. Mecmu'u yazıyor. Efendim İmam Şafii'nin mezhebine göre yani ikmal edemiyor gerçi. Ama ondan sonra tamamlıyorlar. Başka yine Şafii fıkhı ile alakalı işte metin kitabı Minhacut Talibini var. Var da var yani. Peki evet efendim وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَنَقُولُ نَبِيٌ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْاَوْلِيَاءِ Peki وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ كَرَامَاتِ الْاَوْلِيَاءِ Yani evliyalardan rivayet edilen gelen kerametlere inanıyoruz. Onların kerametlerini kabul ediyoruz. Yani وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ وَصَحَّ Yani عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رُوَايَاتِهِمْ Onların rivayetlerinden sika raviler tarafından gelen sahih olanlarını da kabul ediyoruz. Gelenleri tasdik ediyoruz. Yani bunlara inanıyoruz. Yani şunu söylüyor aslında. Siz bir tane veli var, onun kerametinden bahsettiler. O kerameti inkar etseniz, deseniz ki ben onun kerametini kabul etmiyorum, bir problem olur mu? Olmaz. Yani kerameti genel anlamda inkar etmek küfür olur. Genel anlamda inkar etmek, varlığını inkar etmek küfür olur. Peki neden küfür olur? Çünkü Kur'an-ı Hakim'de Cenab-ı Hak kerametten bahsediyor. Peki nereden kerametten bahsediyor? İşarete var değil mi? Şimdi arkaya bakın efendim şerhinizde Neml suresinin 40. ayet kerimesi. Hazreti Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın tahtını bana kim getirecek diyor. Kale ifritu minel cinni ene atike bihi kable en tekume min makami. Diyor ki yerinden kalkmadan ifrit cinlerden olan bu ifrit ben diyor oradan getiririm. Yani Yemen'den Süleyman aleyhisselam olduğu yere tahtı getiririm. Peki ona getirtmiyor. Kim getiriyor?
قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُهُ. Yani gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm diyor ben onu. O kadar bir zaman, belki o kadardan daha az bir zamanda getiririm diyor. Efendim felemma raahu mustakirran indehu qala hadha min fadli rabbi. Süleyman Aleyhisselam tahtı yanında görünce bu Rabbimin lütfu dedi. Yoksa bu ilim verilen buna bir vasıta. Onu oradan buraya getiren kim? Rabbim. Yani orada burada bir keramet var diyoruz. Peki nasıl keramet var? Bu قال الذي عنده علم من الكتاب. Peygamber mi? Değil. Değil mi? İlim verilen birisi. Süleyman Aleyhisselam'a iman eden, onun ümmet kadrosundan birisi. Peki burada olan hadise olağanüstü bir durum mu? Olağanüstü bir durum. Nasıl? Yemen'den taht, gözü açıp kapayıncaya kadar nereye geliyor? Filistin'e geliyor. O zaman olağanüstü bir durum var. Yani metafizik bir hadise var değil mi? Harikul ade. Adeti yaran, delen, adete uymayan bir durum. Yani gözü açıp kapayıncaya kadar Yemen'den bir tahtı Filistin'e, Süleyman Aleyhisselam'ın olduğu yere ya da getirebilir misiniz? Getiremezsiniz. O zaman burada bu kişi de peygamber olmadığına göre harikul ade ise nedir? Keramettir. İşte onun için kerametin varlığına iman etme zorunluluğu var Müslümanın. Yine orada Ali İmran suresinin 37. ayet-i kerimesi sizin şerhte de var. Kullama dakhala aleyha Zekeriya el-mihrabe vecada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna liki hada. Qalet huwa min indillah. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam buldunuz değil mi şerhte? Hazreti Meryem'in yanına giriyor. Bakıyor ki sofra var. Diyor ki nereden geliyor bu sofralar? Ne diyor Hazreti Meryem? Rabbimden geliyor. Peki şimdi Rabbimden geliyor diyor. Hazreti Meryem peygamber mi kardeşim? Değil. Peki Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ı şaşırtan bu durum, bu hal, gökten ona sofranın gelmesi olağanüstü bir durum mu? Olağanüstü bir durum. Yani harikul ade bir durum. Adete uymayan bir durum. Yani bildiğimiz o bize göre harikul ade. Cenab-ı Hakk'a göre değil tabii. Peki o zaman Hazreti Meryem peygamber değilse, olağanüstü bir durum varsa nedir bu? Keramettir. Yine altında وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِدْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا. Hamile hurma, kuru hurma ağacına geliyor. Onu diyor hareket ettir. Oradan rutaben ceniyya, taze hurma senin kucağına ya da sana düşsün diyor. Tusakid aleyki rutaben ceniyya. Peki kuru bir ağaç, Hazreti Meryem onu sallıyor. Cenab-ı Hak emrediyor. Salla diyor. Onu sallayınca oradan hurma düşecek. Peki bu ne? Bu da bir keramet. Kuru ağaç sallayınca taze hurmalar veriyorsa bu da ne? Olağanüstü bir durum. Yine Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Sariye nerede? Nihavend'de. Kendisi Medine'de. Medine'de Nihavend'de emrediyor. Ya sariyetu el cebel el cebel buyuruyor. Ya sariyetu el cebel el cebel. Dağa çık dağa diyor. Dağa yönel. Düşman kuşatmış. Hazreti Ömer Efendimiz oradan oraya işaret ediyor. Yani orayı görüyor. Hazreti Ömer peygamber değil. Peki Medine'den Nihavend'in görülmesi nedir kardeşim? Olağanüstü bir durum. El-İsabe fi temyiz-i sahabede var. İbn-i Hacer rahmetullahi aleyhin sahabeyi anlattığı eseri El-İsabe fi temyiz-i sahabe. Ama Hazreti Ömer'e Allah Teala gösterince görür. Yani Ömer radıyallahu anh onu bıçaklayan Ebu Lü'le'yi göremez ama Nihavend'i görür. Arkasındaki adamı göremez, onun kim olduğunu bilemez ama orayı görür. Rabbim gösterince görebilir. Yani efendim velinin davası keramet olamaz, olmamalı. Eğer varsa zaten onda velayet yoktur. Keramet onlardan böyle belli zamanlarda sadır olabilir. Olur da en büyük keramet
istikamet diyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın şeriatına bağlılık. El-kararu ba'del ikrar. Bir defa la ilahe illallah dediyseniz hep o hal üzere devam ediyorsunuz. Kaymıyorsunuz. Yer diyorlar ya, hani bir keramet göstersen ne diyor? Bu kadar günahımıza rağmen bu yeryüzü bizi taşıyorsa bundan büyük keramet olur mu diyor. Keramet göstermek kadının evin damında hayızlı bezini göstermesi kadar adidir, bayağıdır diyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. O halde onlarda keramet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesine ittiba. Peki kim inkar ediyor? Mutezile inkar ediyor. Yok diyor keramet. Neden? Keramet varsa mucize ne olacak diyor. Ebe kardeşim, zaten keramet aynı zamanda peygamberin de mucizesini de tasdik eder. Neden? Çünkü bu kerameti gösteren veli, o mucizeyi gösteren peygambere iman ediyor zaten. Onun yolundan gidiyor diye o kerameti Allah ona ihsan etmiştir. Eğer orada bir ittibası olmasaydı o veli zaten zındık olacaktı. Ona ittiba etmeseydi Müslüman bile olamayacaktı. Dolayısıyla yani siz mucizeyi şöyle bir bal torbası kabul ederseniz, bal torbası, oradan eski şeker çuvalları olurdu bezden. Onun içine balı koydunuz, aşağıya doğru sızıyor. Orada bir bal var. O bal mucize olursa oradan sızansa keramettir. Yani keramet nereden gelir? Peygamberin mucizesinden gelir. Peygambere tabidir. Yani her bir adam sünnet namaz kılmıyor, Peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba problemleri varsa, yani sünnet, bu adam zaten şeyh değil. Nedir kardeşim? Şeytanın adamıdır, şeytanın oyuncağıdır. Ama altını çizelim mi daha? Peygamberler mucizelerini gösterme mecburiyeti var. Neden? Çünkü o mucizeyi insanlar görecekler, iman edecekler. Ama velayette ise asıl olan nedir? Kerameti izmar etmektir. Mucizeyi izhar etmek asıl, kerameti izmar etmek ise asıldır. Yani mucizeyi izhar edecek, ortaya çıkaracak, kerameti ise izmar edecek. Çünkü siz bir veliye inanmasanız Müslümanlığınızdan kaybettiğiniz bir şey olmaz. Yani büyük bir alim İmam-ı Rabbani gibi tanımazsanız çok şey kaybedersiniz de, ama neticede yine adam Müslüman kalır. Peki ama peygamberi inanmazsa her şeyini kaybeder, kafir olur diyoruz. Peki efendim, mucize bahsinde, keramet bahsinde bu şekilde ifade etmiş olduk.